Herkese merhaba. Bugün yine bir torna tezgahı eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda torna tezgahlarında çok sık rastlanan bir problemin giderilmesi konusunu işleyeceğiz. Bu da nedir? Özellikle otomatik yürütme yaparken yüzey üzerinde dalgalı tornalama yapma probleminin çözümünü göstereceğim. Ancak hemen önce hatırlatmalarımı yapayım. Veles Biklet'in bildiğiniz gibi bir Instagram hesabı var. O Instagram hesabını takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda insanların yaptığı projeleri paylaştığı bir Facebook grubumuz var. Kendin Yap Atölyesi adı altında. Linklerini videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Merak eden arkadaşlar girip oradan bakabilirler. Şimdi gelin derseniz konumuza geri dönelim. Şimdi bildiğiniz gibi torna tezgahlarının kalemlerinin, kesici takımlarının bağlandığı enstrümanların hepsi birbirleri üzerinde sürtünerek hareket eden metal yüzeylerden oluşuyor. Dolayısıyla zamanla bunlar metaller birbirine sürtünerek yavaş yavaş birbirlerini aşındırıyorlar ve bu yüzeyler arasında ufak boşluklar oluyor. Eski tezgah olmasına gerek yok. Yeni tezgahlarda da bu problem olabiliyor. Bu dalgalı tornalama olmasının en büyük sebebi bu. Bugün bunun çözümünü hep beraber göreceğiz. Şimdi bu parçada olan sorunun giderilmesi için bakmamız gereken birkaç tane nokta var. Burada boşluğun nereden kaynaklandığını bilmek gerekiyor. Sport üzerindeki eksenlerden mi kaynaklanıyor, arabadan mı kaynaklanıyor? Ancak zaten tezgahınızın periyodik bakımını yapıyorsanız bu unsurların hepsine teker teker bakmanız gerekiyor. Şimdi bu konuyu anlamak için ilk başta sportu, ondan sonra arabayı esneterek burada bir boşluk olup olmadığını görmeye çalışıyorum. Sport kısmımızda boşluk yok. Şimdi arabaya bakalım. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Sorunu hemen tespit ettim. Sportta bir sorun olmamasına rağmen arabada bir miktar boşluk var. Dolayısıyla buradaki dalgalı tornalama yapmanın sebebi buradaki boşluk. Şimdi buradaki boşlukların giderilmesini inceleyeceğiz. Buradaki boşluk büyük bir ihtimalle bu üçgen kayıtlardan kaynaklanmıyor. Bu arabayı tezgahın üzerine sabitleyen İki tane lama var. O lamalardaki boşluklardan kaynaklanan bir problem olduğunu düşünüyorum. Şimdi tezgahın markası, modeli, yapım yılı fark etmez. Aşağı yukarı hepsinde aynıdır. Bu arabayı tezgahın üzerinde sabitleyen iki tane lama var. O lama alttan tezgahı arabaya bağlıyor. Onlardaki boşluktan kaynaklanan bir sorun bu. Öndeki lamayı sökeceğiz, arkadaki lamayı sökeceğiz. Ondaki aşınmayı, korozyonu veya yıpranmayı inceleyeceğiz. Hemen ardından boşluklarını alıp tezgaha monte edeceğiz. Çünkü en çok aşınan parçalar onlar oluyor. Aşağı yukarı 3 tane, 4 tane vidayla bunlar civatayla bir tezgaha, arabaya bağlanmıştır. O civataları sökerek o lamaları çıkartacağız ve yüzeylerini kontrol edeceğiz. Şimdi bunu yapmak için ben kendi tezgahımdakinin yerlerini biliyorum. Bir tane burada, bir tane sürükleme milinin altında, bir tane burada var. Arka taraftaki de hemen şu arka taraftan alttan çıkartılıyor. Şöyle göstereyim. Buradan 3 tane 4 tane civatayla bağlanıyor. Şimdi onları sökelim ve boşluklarını alalım onların. Şimdi parçayı söktüm. Arabayı tezgaha bağlayan parçalardan bir tanesi bu, bir tane de arka tarafta var burada. Şimdi bunun tezgaha sürtünen kısmı burası, arabaya sabitlenen kısmı da burası. Buradaki malzeme sürtündükçe yavaş yavaş incelerek boşluk oluşturmaya başladı. Dolayısıyla buradaki yüzeyi benim birazcık tesviyeleyip inceltmem gerekiyor. Ondan sonra tekrar yerine takıp sıkıştıracağız ve ondan sonra bu esas
pabuçlar tezgahın kayıtlarını alttan tekrar baskı yapmaya başlayacak ve böylece daha rigid yapıya gelecek. Şimdi bunu mengeneye bağlayıp şurasını güzel bir dikkatlice E'ye vuralım. Bakalım nasıl olacak. Mengeneye bağlıyorum. Burada tesviye yapacağım yüzey arabaya bağlanan yüzey. Buradaki pabuç kısmına kesinlikle dokunmuyorum. İnce bir tane lama tesviyeci E'si aldım. Tek kanallı. Pabuca temas ettirmeden ve bütün E'nin yüzeyi parçanın eğileceği yüzeyine temas edecek şekilde. Bu kadar yeterli olacaktır. Şu andaki sıkılık ideal gözüküyor. Oynamıyor araba. Yani tıngırdamıyor ve volanla kolayca arabayı hareket ettirebiliyorum. Dolayısıyla şu anda bu ayar yeterli. Buna bu sıkılık ayarı yeterli. Şimdi mikrometrik bileziğimizi geri takalım. Burada hemen ekstra bir bilgi. Buradaki somun ve cıvataları yağlayarak takıyorum ki yarın öbür gün tekrar sökmek istediğim zaman bunlar oldukları yere sıkışıp kaynamasınlar. Sizin de aklınızda bulunsun. Bu işlemi tamamladıktan sonra arka taraftaki cıvataları da kontrol edip sıkılıklarına bakıyorum. Benimkinde 3 tane cıvata var. Şimdi arabadaki bütün boşluğu aldım. Arka taraftaki cıvataların sıkılığını kontrol ettim. Onlar sıkıydılar. Onlarda bir sıkıntı yoktu. Ön taraf tamam. Sport'un üzerindeki kızakların baskı cıvatalarını kontrol ettim. Boşlukların hepsini aldım. Şimdi sırada bu dalgalı tornalanmış malzemeyi düzgünce tornalayabilecek miyiz onu bir görelim. Şimdi genellikle bu dalgalı tornalama en çok otomatik yürütmede karşılaşılan bir problem. Ve otomatik yürütmede minimum talaşta atıyorum %1 talaşta, %2 talaş verildiği zaman ortaya çıkan bir problem. Daha derin talaş verirken atıyorum %30 talaş verdiğiniz zaman zaten
Elmas arabayı aksi istikamette kastığı için kusursuz tornalama yapıyor. Ancak orada da çapta problem çıkıyor. Yani aşırı hassas çalışılamıyor. Ancak daha düşük, işte %1, %2 gibi talaş verildiği zaman bu dalgalanma problemiyle karşılaşıyor. Şimdi hem derin talaşta hem de ince talaşta nasıl tornalama yaptığını hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi kusursuz bir tornalama. Şimdi hatta %1'in de yarısı kadar talaş verip öyle bir yüzey tornalaması yapalım. Bakalım o nasıl çıkacak. Muhteşem sonuç. İnanılır gibi değil. %1'den daha az talaş verdim. Ve hiç dalgalanma yok. Evet, bugünkü videomuzda tezgah sıfırlanması, tezgahın ayarlanması konusunda emsal niteliğinde güzel bir içerik oluşturmaya çalıştım size. Umarım sonuç sizleri memnun etmiştir. Eğer torna tezgahınızda böyle bir problem varsa artık nasıl giderildiğini çok iyi biliyorsunuz. Anlatmayı ihmal ettiğim bir konu varsa veya aklınıza takılan başka bir husus varsa yorumlar kısmından sormayı ihmal etmeyin. Ben bildiğiniz gibi bütün yorumlara elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Tezgahınızı sıfırlamak gördüğünüz gibi aslında çok basit. Sadece birazcık dikkatli olmak gerekiyor ve tezgahınızı tanımak gerekiyor. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane şan resmi bulunuyor. Şan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.